Herkese selamlar. Bugün videomuzu bu şekilde açmak zorunda kaldık. Daha yeni geldim evin önüne. Sizlere bugün hemen hızlıdan anlatıyorum. Çok vaktinizi çalmamak için, hemen videoya geçebilmek için. Çünkü yavruları bekleyenler var. Hızlıdan hemen anlatayım size. Bugün arkadaşlar yuvalıklarımızı açacağız ama öncesinde ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Benim özellikle YouTube ve Instagram'da spama düşen çok fazla yorum olmuş, çok fazla geri dönüş olmuş, mesaj olmuş ve ben bunların hiçbirini görmemişim yoğunluktan. Geri dönüş yaptığımda neredeyse aradan 1,5 ay geçmiş olan mesajlar vardı. Tabii ki de çok fazla soru da vardı ama tabii ben soru kesinlikle cevaplamıyorum. Onu da söyleyeyim. Bunun sebebi şu: WhatsApp ve Instagram kanalları üzerinden soru cevaplamaya başladığımda özellikle cinsiyet ve çiftleştirme ile alakalı bütün sorular beni canından bezdirdi. Ben gerçekten çok bunaldığım için artık yani bir süre öncesinde önünü kestim bunun ve dedim ki hani artık soru almayacağım. WhatsApp ve Instagram üzerinden sadece kuş alışverişi oluyor. Mail üzerinden ve YouTube yorumları üzerinden de sorularınızı sorabiliyorsunuz. Gördüğüm bütün sorulara yanıt veriyorum. Bazen şeyde bile spama düşüyor. Mailde bile spama düşüyor. Onları da görünce çıkartıyorum için o şekilde cevaplıyorum. Öncelikle yönettiğim çok fazla sosyal medya hesabı var. O yüzden yani yetişememekten kaynaklı biraz problem yaşıyorum bu konuyla alakalı. Kuş alışverişlerine de genelde bu YouTube kanalları üzerinden, kanallarım üzerinden işte paylaşımları yapıyorum. Instagram olsun, YouTube olsun. Oradan görenler, isteyenler de bana ulaşım sağlıyor. Nasıl kuş alacağınızla alakalı olarak hemen anlatayım. Arkadaşlar kuşlarımı ben kaporayla ayırıyorum. Bunun sebebi şu: kaporayla ayırırım. Seçtiğiniz kuş sizin adınıza ayrılır. Eğer ki sizden kaynaklanan bir sebepten vazgeçilme durumu olursa kapora iade edilmez. Ama benden kaynaklı bir problem olursa, örnek veriyorum, Allah korusun kuşa bir sıkıntı olur, İşte yolda kaybolur, bakın onu bile iade ediyorum. Bunun haricinde kuşta ne bileyim bir ölüm durumu olur, hastalık durumu olur, veremeyeceğim bir durum olur. O zaman da hemen sizlere geri kaporayı iade ediyorum ya da farklı bir kuş isterseniz de yerine telafisini sağlıyorum. Bu şekilde sistemim ilerliyor. Kapora da kuşun üçte biri olabilir ya da tamamı olur. Tamamen size kalmış. Ne kadarını vermek isterseniz, o anki bütçeniz ne kadara müsait olursa o şekilde teslimatı yeme düştüğüne sağlıyorum. 551-083-4150 numaramız, WhatsApp hattımız. Oradan bana lütfen isim ve soy isimle ulaşın. Yani siz kendi isminizi, soy isminizi yazın. Benim numaramı da kaydedin. Ben sizin numaranızı kaydettiğimde benim otomatik WhatsApp durumlarımı görebiliyorsunuz. Genelde orada paylaşıyorum. Instagram'da bile paylaşmıyorum çoğunlukla. Hatta orada paylaştığım durumları otomatik Instagram'a atıyorum. O kadar da üşengecim yani. Çünkü yetiştiremiyorum artık. Instagram'da dediğim gibi çok fazla bir şey göremezsiniz. Olabildiğince WhatsApp'a yığılmaya çalışalım. Durumlardan takip et, oradan gördüğünüz, istediğiniz kuş da olabilir. Ya da herhangi bir şekilde siz YouTube'dan görmüşsünüzdür, ekran fotoğrafı alıp onda da ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz kuş atıyorsunuz. Ben bilezik numarasını size bildiriyorum fiyatıyla beraber. Numaranızı kaydettikten sonra zaten durumlarımı da görebiliyorsunuz. Bunun haricinde de genel olarak kuşlardan işte atıyorum anlaştık, 3 tane, 5 tane, 1 tane neyse alıyorsunuz. Yol ücreti sabit 350 liradır. Türkiye'nin en ucuz fiyatıdır bu diyebilirim. Çünkü genelde 600-700 lira gibi bir fiyat çekiliyor. Minimum 400 lira veriliyor gönderimlere. Ben de genelde yakın mesafelere 300 lira, uzak mesafelere 350 lira bandında kuş gönderiyoruz. Tek aktarma olan bütün illere gönderimim mevcut. Bunun haricinde kuşu teslim almadan hemen öncesi elden teslimlerde gönderim ücreti kesinlikle yok. Zaten böyle bir şey olması mümkün değil. Otogara veriyorum ücreti. Bunun haricinde de kuş ücretinin belli bir kısmını kapor olarak verebilirsiniz ya da tamamını size kalmış. Kuşu da teslim almadan hemen önce ödemeyi yapıyorsunuz. Elden teslim aldığınızda da teslim alırken yapıyorsunuz ve kuş size ait olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar teslimlerim. Şimdilik hemen duralım burada, bir kuşlara geçelim, oradan devam ederiz. Evet, geldik üretimhanemize. Şimdi arkadaşlar üretimhaneyi öncelikle şunu söyleyeyim. Dün yemleri, suları, her şey tazelendi. Ama bakın bugün komple aşağıya indirenler var. En çok bu konudan muzdaribim. Yani bir de şu yerlere dökme mevzuları çok sıkıntı. Yani bu 2 günlük falan dün yerleri toparlamadım. Yani yemlerin sularını verdim ama inanılmaz döküyorlar. Bir de bugün bir kaydırma işlemi yapabilirim kuşlarda. Çünkü biliyorsunuz ki albinolar yumurtladı ve yani genelde albinolar biraz sıkıntı kuşlardır. Kendi takımıma güveniyorum ama tabii ki şey değilim, %100 de değilim yani bu konuda. Çünkü albinolar hassas kuşlar, biraz sıkıntı çıkartabilirler diye bir tane daha bakıcı yumurtlatmam lazım. Bundaki yavruları da kaydırmam gerekiyor. Ama tabii şu an yavrularını açmayacağım. Bu arada satılık takımlarım var, onları da söyleyeyim. Yer açmam lazım. Yutino'ya, albinoya döneceğim. 1-2 takım VF dışında göndereceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu VF takımı, bakın yuvaya falan giriyor. Erkek babacık aşkım diyor, cici kuş diyor. Bu takımımı sahiplendireceğim. Yuvaya giriyorlar. Bunu söyleyeyim.
Bunun haricinde nerede o takıma? Bu erkeği tek göndereceğim arkadaşlar. Çünkü bunlar tam anlamıyla eş değiller. Bu da inanılmaz derecede kur yapıyor ve genç bir erkek. Bunu göndereceğiz. Bir de buradaki konuşan babacık aşkım diyen oğlumu gönderiyorum. Bilginize. Bunlar hakkında bilgiyi de 551-083-4150 numaralı hattımızdan alabilirsiniz. Ha bir de şu takımım var. Bu takımım da Azman arkadaşlar. Bizim o meşhur Azman. Dişi ele alışıktır, ısırmaz. Elden kaçar ama ısırması yoktur. Bunlar da yine çok yoğun bir şekilde yuvaya girip çıkıyorlar. Buraya koyalı bir 4-5 gün falan oldu ancak. Yani daha geçen hafta eşledim herhalde. Dediğim gibi yani bu takımı da yani sahiplendirmeyi düşünüyorum. Sonrasında sezon sonunda da diğer VF'lerimi de ufaktan göndereceğim. Ya kıyamadığım kuşlar var. Şimdi neden olduğunu anlatacağım size. Hemen gelelim buraya. Yuvalık açılımına. Şimdi bunları daha yeni eşledim. O yüzden bir hareket yok. Yine aynı şekilde bunlar da daha yeni. Ama burası yavrulu takım arkadaşlar. Şimdi ben yavrularımızı göstereceğim. Çok güzeller. Allah nazarlardan saklasın. Şurada göstereyim. Ya benim şöyle söyleyeyim. Kümesimin neredeyse düşük vasıflı kuşu yok. Yani şu renge bir bakın. Ya da ne bileyim şuna bir bakın zaten anlayacaksınız. Ya çok güzel. Tam böyle koyu net morlar falan var. Bir de rainbow sadece mordan da ibaret değil. Tamam mor en çok tutulan rengi de. Sadece mordan da ibaret değil. Çok da güzel mutasyonlara sahip. Burada 4 tane yavrumuz var. Bakın şöyle söyleyeyim. Siz sayın. Ben saymayayım. Saymak isteyen saysın. Hatta yorumlara da yazsın. Ben de bileyim. Yavru sayısını hiç saymadım. Ama inanılmaz derecede güzel yavrular çıktı boğazda diyebilirim. Yani orta vasıf bile çok az. Hep üst vasıf bebekler geldi. Tertemiz kanatlı. Tam böyle eşlemelerim gerçekten yerini buldu. Şimdi burada da hoppa. Bakın. Sen nesin? Erkeksin. Bak bunu isteyen varsa yazsın mesela. Al ekran fotoğrafını gönder WhatsApp'tan. Bak bu ne? Bak bu çok üst vasıf bir dişi. Tamam mı? Rengi görüyorsunuz. Güzel de bir yavru. Burada bir tane erkek var. Violet. Lila. Bununla kanat geçişleri çok iyi. Bu erkek. Şu en küçük olan belli değil. Bileziği takıldı ama tabii belli değil. O biraz daha ufak. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bunun rengi turkuaz geliyor. Ya turkuaz ya mavi. Yani gövdede şu ana gövdede şeyler olabilir. Morluklar olabilir. Evet. Burada da çok minikler var. Bunların tam böyle renkleri tam oturmadı. 3 tane de burada bebeğimiz var. Bakın bunun da geçişleri bu şekilde mor renkli. Daha tabii siz bunları tam net anlayamayabilirsiniz. Bu da erkek. Yani çoğunluk erkek gibi duruyor şu an için. Tam da istediğim gibi. Çünkü erkek yavru isteyen çok fazla var. Elinizi çabuk tutun derim. Çünkü ben bunları takım olarak yaparsam. Bu arada şunlara da bir bakalım. Bunlar benden habersiz yumurtlamışlar ya. Daha yeni eşlemiştim. Dediğim gibi yani eğer ki bunları ben takım yaparsam ve ayırırsam kendime. Yani çok felaket takımlar çıkar. Onları da öyle hemen vermem. Gerekirse ek kafes koyarım yani. Çok ufak bir yerleri bir saniye. Bak. Bunun da daha rengi bile çıkmamış, oturmamış. Yine aynı diğeri gibi turkuazlı, mavili bir şeyler gelir bence o. Çünkü o mavilerin yavruları biraz şeydi, geç çıktı. Onlar biraz geç yumurtladılar. Buraya gelelim. Evet, buradaki bıcırıklara bakın be. Evet, bakın mesela bu gayet belli. Erkek bir yavru. İsteyen varsa şöyle bir rengi bana ekran fotoğrafını göndersin. Yollasın WhatsApp'tan. Anlaşırız, konuşuruz. Bak bu dişi mesela. Güzel siyah kanat bir dişi. Violet. Şurada bir tane var bak bu erkek. Ama bu aynen erkek de şu an dişi olabilir. Yani sonradan bir renk değişikliği olursa diye ama güzel, vasfı güzel, geçişleri güzel. Bu da Violet. Diğerleri çok daha ufak. Onları konuşuruz. Onlar birazcık daha büyüsün. Gelelim buraya. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Gelin buraya. Evet, bir tanesi yeri yumurtlamış, görüyor musunuz? Ne yumurtlamadın kız yuvaya? Bunlar valla yumurtladılar da şey, bu dişi çok bakıcı. Çok sağlam bir kuş ama oraya niye yumurtlamış onu anlayamadım. Allah Allah. Ya kırdı attı.
Bu direkt oraya yumuşadı. Tabii içine etmiş zaten kafası. Evet, gelelim buna bakın. Bu da belli. Bir erkek, violet. Geçişleri falan yine çok güzel. Buradaki de erkek. Bunun da geçişleri bu şekilde. Şu alta sığınan biraz daha açık renk. Ama galiba bu da erkek. Aynen bu da erkek. Lila. Lila mavi arası gövdesi. Açık lila mavi arası. Şuradaki turkuazlı bir müşterim bekliyor. Muhtemelen videodan hemen sonra ona yazacağım. Çünkü turkuaz istiyordu. O bayağıdır istiyor. Bu onu verecek bir kuş. Diğerleri de çok ufak şu an zaten. Videomuz biraz uzun oluyor. Sabırla izlerseniz sevinirim. Çünkü yavru bekleyenler için özellikle çekiyorum bunu. Evet, burada bakın bir bebeğim var. Bu dişi mi erkek mi? Dişi bu. Şöyle siyah kanatlı bir dişi arayan varsa violet. Yavrumuz dişi. Şunu vermeyeceğim arkadaşlar. Yani bulutun soyunu bir tık biriktireceğim. Belki onlara farklı bir şey, bir tarife uygulayabilirim. Bu yüksek ihtimalle erkek. Çekoslovak. Lan bırak. Elini bırak. Şu daha belli değil. Onu göstermeye gerek yok. Hızlıca ilerliyoruz. Buradaki yuvalığımız evlere şenlik. Gel, 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 gel. Allah'ım gel. Şu verildi arkadaşlar. Öncelikle bu verildi. Zaten çok kısa bir süre kaldı. Bakın ne kadar fark var görüyor musunuz? Diğer az önce gösterdiğim yavrularla arasında. Bu verildi. Yeni sahibine galiba aynen bu Haydar Bey'in de. Haydar Bey'e hayırlı uğurlu olsun yavrumuz. Ondan sonra bakayım nerede o? Şu muydu onun gücü? Bu olması lazım. Aynen bu. Bunu da verdik. Bunu da Enes Bey'e verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın bu yuvadan neler kaldı biliyor musunuz? Şöyle bir erkeğimiz kaldı. Mavi. Onun birebir aynısı şöyle bir dişimiz kaldı. Çok da güzel bir dişi. Tam bir tosuncuk. Şu ikisi kaldı. Bak bana dediğim gibi ekran fotoğrafını durdurun alın gönderin. Bir de şu var. Erkek. Yani renkler inanılmaz iyi ya. Sen ne yapıyorsun deli? Son olarak burada bir yuvamız var. Burada da yavrularımız çok daha ufak. Daha birçoğu bileziklendirilmedi buranın. Çok minikler. Bu kanadına ne olmuş? Bir Çekoslovak. Diğer bebekler de arada bir şekilde büyüyorlar. İnşallah sağ salim büyüteceğiz bunları da. Takım bakıcı maşallah var. Takım gerçekten iyi yani. Şimdi gelelim herkesin beklediği o sultanlara. Aman Allah'ım sultanlarda neler neler. Gelelim bakalım neler var neler yok. Evet ilk yuvalığımız burası. Şimdi arkadaşlar bak hemen başladı görüyor musunuz yavruları görünce? Yavru istiyorum diyor. Bak 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 Allah'ım şunun güzelliğine bak. Arkadaşlar çok güzel böyle bir piyet geliyor. Yani evden gelme bir soy olduğu için şunlar. Bunların yavruları bak bir tane hazır büyük var. Ele alışık full evcil. O da mesela çok güzel. Kendi belli eden bir kuş. Bak bu da öyle. Çok da sevimli bir şey ya. Çok hoşuma gitti. Rengi mengi de beyaz ağırlıklı. Biraz daha siyah ağırlıklı isterim diyen Beşiktaşlılar varsa bu da onun bir büyüğü. Diğer takımı klasiklerin yavrusu. Galiba bu klasik geliyor ya. Klasik isterim diyene bu var. Bir de burada bir lütinomuz var. Allah'ım Allah'ım. Şuna bak. Aslında normalde bu mekan lütinonun. Bu anne babanın yavrusu. Ama inşallah başka şeyler de katacağız buraya. Çünkü ufak bir kaydırma yapacağım. Yani misafir ediyor diğerlerini de daha edecek gibi duruyor. Ne yapacağız hemen söyleyeyim size. Şurada bir yumurtlama durumu var. Ha ikisi de yolda ya gösteremeyeceğiz onları. Şöyle bir kaydıralım. Şu ortada anlatalım. Arkadaşlar bunların altında iki tane bebeğimiz var bak. Çok güzel ikisi de. Bak biri albino. Aman Allah'ım şunun güzelliğe bakın ya. Devireceğim. Dur lan düşme. Bak bir tane daha var bir de bundan. Dur. Şek sıkası. Ayakta duramıyor. Ne oldu? Bak 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 şuna bakın ya. Bak bu da bunların yavrusu bu arada. Güzel böyle bir muhtemelen Pearl Peak geliyor.
Çok hoşuma gitti ya. Vallahi hani gerçekten çok güzel yavrulardır. Hep şu zamana kadar bunlar. Bu takımım ya benim neden kıyamıyorum? Bu benim arkadaşımın kuşu. Yanındaki de benim özel getirdiğim bir kuş ve bu kuşun özel bir tarafı var. Diğer kuşlarda mesela atıyorum tüyleri kirlenir falan. Bu kuşun bir kere bile ben tüyünün kirlendiğini görmedim. İnanılmaz iyi bakıyor kendine. O yüzden benim için çok özel. Bunlar dediğim gibi bakın bunlar da rezerveye açık. Ya bakışa bakın. Allah'ım şebelek tozba. Altlarındaki çantalaşı da mis gibi kokuyor. Şimdi bunlar yumurtladı. Ama tabii yatar yatmaz. Daha sıcak. Bilmiyorum. Yani devamı gelelim. Şimdi benim iki tane endişem var. Birincisi arkadaşlar albinolar zaten. İkincisi de bunlar. Şimdi yatar yatmaz, çıkar çıkmaz bilemiyorum. Diğer kuluçka güzel bir iki tane yavrusunu aldık ama bu kuluçka çıkar mı çıkmaz mı inanın emin değilim. Çünkü geçen kuluçka yumurtalarını kaydırdım. Boş yumurtalar attım. Yattı, çıkan yavrulara baktı bir süre. Sonra ben yavruyu da kaydırdım tekrar yumurtladılar. Yani hani böyle baktım çok yeterli beslemedi. Çünkü ilk kuluçkaları, dişi çok tecrübesiz. Yavruyu da riske etmek istemedim. Hemen kaydırdım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi bu takıma biraz yük binecek gibi oluyor. Bir de burayı bir görün. Aa, dişi yumurtlamış. Mecbur kaydıracağız bakın. Dişi yumurtlamış. O kadar iyi oldu ki. Allah sizi inandırsın. Şu surata bak. Böyle bir surat olabilir mi ya? Bunu Ordu'ya Duygu Hanım'a sahiplendirdik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şu kursağım. Bunun haricinde bakın sahiplendirmeyi bekleyen bu var. Bu da yine aynı şekilde yukarıdakilerin bebeği. En büyük bebeği onların. İnanılmaz tatlı bir şey ya. Vallahi şunu baksanıza tipe. İki tane grey'imiz var arkadaşlar. Bakın şu iki tane grey'imiz rezerve halen daha açık. Bunlar elle beslemeye çekilecek. Belli bir süresi daha var. Bunları şimdi nasıl yapacağız hemen söyleyeyim. Bu anne baba şimdi tekrar yumurtladığı için bu yavrulara müsaade etmeyecek artık. Çünkü bunlar gerçekten makine gibi kuşlar ve bakıcı da kuşlar. Bu kadar bakmaları zaten yetiyor elle beslemeye çekmek için. Bunların işte bir tanesini atıyorum şuraya. İki tanesini buraya. Bir tanesini de şuraya bir yerlere kaydırırım. Baksınlar. Bunlar da tekrar yumurtaya yatsın. Çünkü şu anda bu takım da yumurtlayacak. Bu arada hepsi rezerveye açık yani o sahiplendirilen dışında hepsi rezerveye açık oranın. Heh, sen de mi yumurtluyorsun kızım? Bakın bu da yumurtlayacak. O yüzden yani ben albino rutina sayısını da arttıracağım. Yakında kuş da gelir. Yer açmam lazım. O yüzden azmanı, işte şu karşıdaki VF'leri, şu erkeği ve oradaki grey'i vermek zorundayım. Çünkü o dişiye bir tane erkek geliyor. Bir takım rutina, bir takım albino, bir tane de tek rutina erkek geliyor arkadaşlar bilginize. Onu da söylemiş olayım buradan. Bir sonraki videomda artık görürsünüz. Evet, lütinocular buraya hemen toplaşabilir. Arkadaşlar lütinolarımızın ikisi gitti. Onu söyleyeyim. İkisi gitti. Bir tane burada var. Bir tane de şu az önce ilk gösterdiğim yuvalıkta var. İki tane lütinom kaldı. Başka da kalmadı. İsteyen varsa elini çabuk tutsun. Lütinolar bitiyor. İki tane albinom var. Biri o şu yukarıda gösterdiğim. Bir tanesi bu. Bu da onun kardeşi zaten. Alttan yine gelecek nasip olursa elini çabuk tutsun isteyenler. Yani lütinolarımız, albinolarımız gidiyor. Yine aynı şekilde greylerden de isteyen varsa bana ulaşabilir. Evet. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi inanın ben doğru düzgün bir şey yapmadım burada. Direkt geldim videoya başladım ama yapılması gereken daha çok işim var. O yüzden bugünlük bu şekilde müsaadenizi isteyeceğim. Ve bugünlük bizden bu kadar. Dediğim gibi yavruları da bana WhatsApp üzerinden ulaşarak isteyebilirsiniz benden. Ona göre ben de yardımcı olurum. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.